Tutar bunun 17. bölümüyle hızlı bir giriş yapma. Karşınızdayız. Bantları çıkardılar. Ağzını kapatıyor. Yani ne anlamı var? Susturdular sizi. Sempatik bir anı olarak hafızamızda olacaktı. Şimdi ne oldu lan? Bursa Spor Japon oyuncu almıştı. Adını hatırlamıyorum. Tribün Japonluydu. Şimdi Döşamba sen ne diyeceksin ki? Oynatma babamın diyecek. Adam kazandı. Ulan dünyanın en büyük mucizeleri oldu. Bu nasıl ekonomi kardeşim? Tuttur'dan Dünya Kupası'na dünya kadar bonus. Tuttur Nuva'ya katıl, ilk ona gir, ödülünü al. Her zaman, her yerde, onunla Tutar bunun 17. bölümüyle hızlı bir giriş yaptım. Karşınızdayız. Dünya Kupası dolu dizgin devam ediyor. Biz de yine Dünya Kupası'nın ikinci hafta maçlarını yorumlayacağız. Buraya yeni bir, değil mi? Ne bu? Kaptan Amerika mı? Bunlar, ya bu ofiste niye böyle bir, hani insanların masasından mı tırtıklıyorsun sen bunları? Evet abi, bu insanların masalarında hep süsler var. Bu kimin mesela? O Selma'nın. Selma'nın. Evet. Kaptan Amerika da geldi. Kupamız da burada. Şimdi bu kupada ilginç şeyler oldu. Hiç beklenmeyen şeyler oldu. Hatta ben Arjantin-Suudi Arabistan maçını konuşurken şöyle bir cümle etmiştim. Bu turnuvada bu tarz çok büyük sürpriz olmuyor. Yani dünya kupalarında hani çok güçsüz bir takım Suudi Arabistan turnuvanın en zayıf 4-5 takımından birisidir. Belki ilk 3'e de alabiliriz. Kadro kalitesi vesaire. Hatta şey demiştim, Fransa Senegal hatırlıyorum son dönemde 2002'de. Ama çok uzun 20 sene sonra bir tane sene daha şahit olduk bence. Hani ne bileyim Almanya'nın Güney Kore'ye yenilmesi 2018'de bunun gibi bir şey değil. Güney Kore bir futbol ülkesi, Asya'nınız. Ama Suudi Arabistan özellikle dünya kupalarında sanırım 2002'de 8-0 Almanya'ya kaybettikleri bir maç var. Yani hafızalarda hep böyle. Averaj takımı, grubun son takımı gibi yapıyor. Ama biz diğer programlarda burada Herve Renard isminden çok söz etmiştik. İnsanlar bana çok mesaj attı zaten onunla ilgili. Ki maçtan önce ben bir tweet atmıştım Herve Renard'la ilgili. Maçı yine kazanırdı, ben aldım. Çok önemli bir antrenör. Gözlerden uzak ama şu an zaten hani çok popüler hale geldi karizmasıyla da. Birkaç kez lokal takımları da çalıştırdı. Öyle deneyimi var Avrupa'da. Sochaux ve Lille. İkisinde de başarısız oldu. Özellikle Lille dönemi epey kötü bir dönemdi. Fakat bir tekrar Suudi Arabistan onu bırakır mı bilmiyorum. Çünkü Suudi Arabistan birini tutmak istiyorsa muhtemelen tutar. Yani elindeki şeyler çok güçlü. Bu Suudi Arabistan'ın bir tane çok meşhur bir topçusu var. Al-Jaber Owairan. Owairan. O mesela bir Dünya Kupası'nda gol atmış. Belçika'ya. Belçika golü. Ondan sonra şey, kral petrol kuyusu hediye etmiş. Eder. O çok ikonik bir goldür ve şeydir. Suudi Arabistan'ı Dünya Kupası tarihlerinde ilk defa gruptan çıkarmıştı. Bir de şey demiş herhalde o golü attıktan sonra, işte Maradona'nın golünden daha güzel benim golüm ama İzleyin, hiç konuşulmuyor falan. Merak eden izlesin. Owairan FIFA Legend'da da var, evet, biliyorsunuz. Aynen. Yani şimdi Herve Renard'a da öyle bir herhalde petrol kuyusu falan vesaire bir şeyler. Gruptan çıkarsa ki çok avantajlı bir konuma geçti. Polonya-Meksika maçı da berabere bitince. Şimdi o bir beraberlik alırsa iki maçtan çıkma şansı var. Fakat ikisinden birini kazanırsa ya da ikisinde de beraber kalırsa çok ciddi şekilde üst turda. Grup matematiği onu söylüyor. Bugün onu da konuşacağız. Fakat benim asıl dikkatimi çeken şey şu oldu. Suudi Arabistan üzerinde. Şimdi kaç maç oldu? Bugün Perşembe, yani Portekiz-Brezilya maçlarının oynanacağı gün, onları daha izlemedik. Benim ilk 6 grup maçlarında en beğendiğim takım Suudi Arabistan. Yani bunu niye söylüyorum? Arjantin'i yendiler diye söylemiyorum. Atıyorum bunu Japonya için söylemem. Biraz şansları yanlarında dedi. İkinci yarı toparladılar. İlk yarı biraz daha şans. Kalecileri çok iyiydi falan. Ama burada Suudi Arabistan oynadığı oyun çok cesurdu. Yani ilk yarı denedikleri şey, onun üstüne ikinci bölge, üçüncü bölgede çok enteresan presler. Bir zaman Arjantin son 3-4 dakika dışında, ki onlar da lambur lumbur ataklardı, Arjantin'e karşı geriye çekilmediler. Yani bir park the bus mesela, dün İspanya Costa Rica başladı 5-4-1. Arkada 6-7 oyuncuyu gördük. Hatta en üstte oynayan Contreras yayın üstünden top falan çıkardı kaç pozisyonda. Bunu tercih etmediler. Yani Suudi Arabistan Arjantin'i yenmeye çıkmış. Hoca da söylüyor. Maçtan önce de söylemiş. Maçtan sonra da söylüyor. Kazanmaya çıkmışlar. Yani kazanmaya çıkmasa bile ciddi bir şekilde bir plan var. 4 tane planımız var. 3 tane planımız var. Bunlardan birini uygulayacağız diyor maçtan önce. Yani her duruma göre planımız var diyor ve paralize etti. Arjantin'i paralize etti. Suudi Arabistan ülkesi hasebiyle çok sevilmez dünyada. Bu futbola da yansıyor doğal olarak. Böyle bir takımı, bir futbol ekolü de olmayan bir takımı. Olmayandan kastım şu, dünya futbolunda çok söz sahibi olmayan ama kendi çapında ciddi, özellikle son 40 yıldır, 30 yıldır kaliteli bir lige sahip olan Asya'da. İyi de oyuncular üreten, yıldız oyuncular üreten. Bu takımın çok yıldızı yok. Daha çok takım oyuncusu. İşte Davsari öne çıkıyor. Sol bekleri önemli bir lider. Ama Messi'yi, Di Maria'yı, Papu Gomez'i, böyle yetenekli oyunculardan bahsediyorum, sağdan sildiler. Bu çok etkileyiciydi ya. Bir şey söyleyecek misin? Bir şey sürekli
Böyle bir... Maçla ilgili mi? Herhangi bir şey. Yani bir şey mi söyleyeceksin? Genel şunu söyleyebilirim. Sosyal medyada gördüğüm kadarıyla bahisçiler çok mutsuz bu Dünya Kupası'nda. Biraz hızlı başladı turnuva, sonra trene taktılar. 0-0 treni geldi. Ama ilk grup maçlarında bunlar anormal değil aslında. Ya kupa çok güzel ilerliyor bence. Maç seyir keyifleri çok güzel ama evet gerçekten. Yani 0-0 biten maçlar Danimarka-Tunus epey güzel bir maçtı. Orada evet. Tunus önemli bir çıkış yaptı. Fas-Hırvatistan bence çok kalite düzeyi yüksek bir maçtı. Fas işte, çok iyiydi. Fas da iyiydi, Tunus da iyiydi. Tunus da iyiydi. Yani Hırvatistan'a karşı bu kadar şey oynamak kolay değildir. Yıldızlar topluluğu. Onlar da iyi çıkar. Bir de öbür hangisiydi 0-0 biten bir tane daha vardı. Meksika-Polonya. Kötü bir maçtı. Özellikle Polonya'nın. Burada Ochoa'yı, Dünya Kupası kalecisi Ochoa'nın yine bir penaltı kurtarışı. Bazı oyuncular bunu geçen şeyleri söyledik. Enerjiyi üstüne çekiyor işte. Valencia bunlardan birisi. Bu kaleci de öyle bir kaleci. Dünya Kupası kalecisi yani. Yıllardır da. Ya şey Instagram'ına girdim Ochoa'nın. Bio'da şey yazıyor. İşte kazandığı, katıldığı turnuvalar var. İşte Dünya Kupalarını yazıp falan. 2004 Atina Olimpiyatları yazıyor. Ya geçen gün de dedim ya. Ya ben ya ortaokula gidiyordum bu adamlar vardı yani. Bu adamlar bu işin en üst seviyesinde ben ortaokuldayken vardı. Hala burada kalıyor olabilmeleri çok enteresan ve keyifli. Şimdi fikstüre geçelim istiyorsanız. Tuttur'da ilk yatırım yaptığınız kuponda 150 lira geri iade kampanyası devam ediyor. Onun dışında Yazarlar Kulübü'ne turnuva boyunca kuponlara ve maç yorumlarına bakabilirsiniz. Ben de önümüzdeki günlerde 16-17-18 maçı yorumladım. Günlükte kuponlar görebiliyorsunuz. Bakmanızda fayda var. Polonya, Suudi Arabistan var. Suudi Arabistan dedik o kadar. Şimdi bu cuma yayınlanacağı için biz cumartesinden başlayacağız maçları vermeye. Program cuma yayınlanacağı için. O yüzden Katarlı grubu es geçiyorum. Orada da Katar'la ilgili küçük bir şey söyleyebilirim. Ben Katar'ın ciddiye alınması gereken bir takım olduğunu söyledim ilk programda. Bana takılanlar olmuş. Takılmalarını anlıyorum. Katar çok kötü bir görüntü çizdi. Ama bu takım böyle bir takım değil. Çok heyecanlılardı abi başta. Onu diyecektim. Felix Sanchez'in surat ifadesine bakarsanız antrenörün şok içindeydi. Çünkü bu takımımız 6 senedir çalıştırıyor ve öncesi de var. Yani Katar'da uzun süredir var bu adam. Ve takımın heyecanı bir türlü o Ekvador'un korkunç 3. ve 2. bölgede yaptıkları zaman zaman değişiyordu. Çünkü bir öne gittiler bir geri geldiler. Presi kıramaması hocayı da şok etmişti ama kolay bir şey değil. Şöyle kolay bir şey değil. Ben şöyle söyleyeyim. Ben çok fazla yerde şey duydum. İşte Katar'ın ne kadar kötü olduğuna dair. İşte savunmacılar top çıkaramıyor, pas yapmayı deniyor falan. Katar'ın savunmacıları Buki ile Hajri galiba. Ki solda oynayan Abdülhasan da bunlar gerçekten abartmıyorum Asya kıtasının en iyi ayaklara sahip oyuncuları. Hatta sağ tarafta oynayan kısa boylu Al-Hajri olması lazım adı unuttum. İnanılmaz bir uzun pas atma potansiyeli var. Hatta dikkat ediyorsunuz ikinci yarıda Gana'dan devşirme oyuncunun önüne bir uzun pas attı. Kaleciyle karşı karşıya kaldı. Hatırlıyor musunuz o pozisyonu? Yukarıdan vurdu. Muhammed'in önüne. Bunlar iyi oyuncular. İnsanlar bilmiyor bunları tanımıyor. Bunların hepsi iyi oyuncular. Katar'ın 3 savunmacısı da özellikle ayakları çok iyi oyuncular zaten. Ama biraz o noktada da sıkıntılar yaşandı. İyi oynayamadılar. Bir de maç başladı hemen bir gol oldu. Vardan döndü. Şimdi hemen abi orada diyorum ya. İki tane bek oyuncusu. Estupiñan, Preciado bunlar tren. Tamam bunlar 100 metrede oynuyorlar. Bozdular Katar'ı. Ya bu kadar basit. Çok iyi oynadılar. İki tane göbek de, iki tane 20 yaşında. Moises Caicedo'daki Brighton'un da çok önemli işler yapıyor. Çok genç bir oyuncu. Ama bakıyorsunuz oyununa gayet olgun. Yanındaki Mendes. Adam baktım 8 tane 9 tane top çalmış o oyuncu. Ezdiler. Olabilir böyle şeyler. Ama Katar kötü bir takım değil. Ben hep söylüyorum Katar ev sahibi olmasa da bu turnuvaya gelecek takımlardan biri. Gelebilecek takımlardan birisi. 6 tane takım varsa 6'sından biri. Maçı dönelim. Polonya-Suudi Arabistan. Polonya-Suudi Arabistan. Ben Polonya'yı hiç beğenmedim. Zaten Polonya'yı genelde turnuvaları beğenmiyorum. Çünkü çok iyi oyuncularla çok vasat oyuncuların takımı bu. Kamil Glik iyi oyuncudur fakat artık Seri B oyuncusu. Yaşlandı. Yakup Kvyor var yanında. Kvyor Spezia'da oynuyor. Diğerini hatırlayamadım bile. Bednarek mi var? Kim? Biri daha var. Berezinski. Sampdoria'yla 2 senedir küme düşmemeye çalışan zayıf Krychowiak oynuyor hala orta sahada. Şimdi öne bakıyorsunuz Zielinski, Szymanski, Lewandowski gibi önemli yıldızlar var. Takımda çok çok ciddi bir dengesizlik var. Ben maçta pek ne yapmaya çalıştıklarını da anlayamadım. Biraz lambur lumbur oynadılar. Meksika daha iyiydi ama orada bir penaltı yakalandı ve Lewandowski bu fırsatı kaçırdı. Suudi Arabistan'ın Arjantin'i yendiği bir grupta eğer o maçı kazanmış olsaydılar ikinci hafta Suudi Arabistan'da oynayacaklardı ve Arjantin tehlikesinden tamamen kaçmış olacaklardı. Şimdi bu maçı kazanıp 6 puan yapacaklardı belki. Fakat şimdi işlerini biraz zora soktular. Bir de Suudi Arabistan kimsenin tahmin etmediği gibi bu grupta. Şimdi herkes diyordu ki şeyin arkasına kim gelecek Arjantin? Şimdi biri daha girdi kadraja. Ben Suudi Arabistan'ın yakaladığı momentumu koruyacağını düşünüyorum. Her Ferhat böyle çok turnuva oynadı. Afrika kupalarında uzun soluklu çok turnuva oynadı. Nasıl oynayacağını biliyorum maçları. Ben Suudi Arabistan'ın bir golüne bu momentumun, bu enerjinin, o Polonya'nın üstündeki ölü toprağının da etkisiyle Suudi Arabistan'ın bir gol atacağını düşünüyorum. İyi de bir oranı var.
Arjantin Meksika'ya geçiyoruz. Arjantin az önce konuştuk. Meksika fena gelmedi bana. İlk defa bir Meksika takımını yıldız olmadan izliyoruz. Daha sıradan oyuncular. Ama Gerardo Martino, o da çok yaşlanmış. Biraz göbek möbek de bırakmış. Arjantin öyle bir kalın maçı. Yani bu maçı çok fazla yorum yapmaya gerek yok. Zaten atıyorum Meksika bu maçı kazanırsa Arjantin ya da herhalde futbol tarihinin en fiyasko olaylarından biri yaşanır. Yani Arjantin açık ara Brezilya ile birlikte en favori gösterildiği turnuva. Ki Arjantin'in en son favori gösterildiği turnuva 1990 falandır. Öyle söyleyeyim size. Bir süre hiç final minel, hiçbir şey göremediler. 2014'te de orada da hani favori gösterildiğini sanmıyorum. Evet, orada İspanya'nın bir hayal kırıklığı var. İspanya'dan çok şey bekleniyordu. Arjantin'in mesela favori gösterilmesinin sebebi o şeydi ya, Copa Amerika'da böyle bir takım olgusu oluşmuştu çok. Abi mesela çok basit bir şey var. 36 maçtır kazan, 36 maçtır kaybetmiyor. Yani 2 maç daha kaybetmese de dünya rekoru. Bu anormal bir durum. Ve oynadıkları takımlar öyle Güney Amerika takımları. Hatta bunu birisi Avrupa'da yapsa çok şaşırmayabiliriz. Çünkü araya Cebel Tarık falan giriyor mesela. Evet, yani. Evet daha fazla kolay. Ama işte Güney Amerika'da hani Ekvador'la oynuyorsun. Kolombiya'yla oynuyorsun. Bolivya'ya gidiyorsun. Rakım var, bilmem ne var. Venezuela var. Sıkıntılı şeyler hep. Bunu geçen şeylere söyledik. Yani Arjantin bence psikolojik olarak maçın içinde kaybetti. Bana öyle geliyor. O ruh hali anormaldi. Ama dediğim gibi bunda Suudi Arabistan oynadığı oyunun rakibi. Ya şu hisse ben kapıldım. Bir gün biz fakülte turnuvasında, ben o zaman İktisat Fakültesini çalıştırıyorum, antrenörüm 2015'te. Çok güçlü bir takımla finalde karşılaşıyoruz. Finale kadar ikimiz de çok iyi geldik. Biz o kadar iyi bir savunma yaptık ki o maçta. 1-0 öne geçtik ilk yarıdan. Müthiş bir savunmamız var ve 50. dakikada 10 kişi kalmışız. Çocuklara çok iyi bir şey çalıştırdık oyun. Şunu hissettim maçın son 15 dakikasında. Rakip gol atamayacağını anladı. Gol atamayacağını anlayınca da bambaşka bir oyun izledik. Arjantin sanki son 10 dakika o hisle oynadı. Ya biz gol atamayacağız herhalde dediler. Ben söylüyorum, yarım saatte oynansa maç 2-1 bitebilirdi. Ya çizgiden çıkan bir top var. Onun dışında net pozisyon var mı? Yok. Bir de ilk yarıdaki offside'lar ilk çok saymıyorum. Düşürdü ha. Takımı. Ama offside. Evet işte yani gidemiyoruz bir türlü. Şimdi adamın kular pas atmıyor ikinci yarıda. Adamın yani, evet adamın var. Denediği, Erwin Renner'ın denediği şey büyük manyaklık, tamam mı? Bu manyaklık, bundan şey açıklaması yok. Fakat onu çok iyi yaptığın zaman bu oluyor. Ya yani bunun çok iyi versiyonu bu. İşte Scaloni diyor ki milimetrik de offside'lar. Adam onu yapmaya çalıştı zaten. Yani şans, biraz şans, biraz. Bir de şöyle düşün, işte Lautaro, Messi, Di Maria. Bunlar tecrübeli oyuncular. Ya Di Maria'yı 3 kere offside'da bırakmak büyük iştir. Kafasıyla oynayan bir oyuncu çünkü bu. Onun 90 dakika oyunda kalması da. Ki mesela bir golde Lautaro'nun bir offside'a düşmemek için geriye koşusu var. Şöyle. Geri koş, onda bile yine offside'a kalır. Ama işte o zaten hani o konularda çok iyidir. Ben aşırı beğenirim. O attıkları goller, sayılmayan goller zaten ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Arjantin kazanır diyeceğim. Yani burada tarihin tersinde bir yorum yapmak istemiyorum. Öyle bir şey olursa da göreceğiz. Bu şey olmasın, Ümit Akbel'in meşhur işte bir takım yenemezse görülmüşecek. Bu tweet'e. Tunus Avustralya maçı var. Tunus'u ben çok beğendim. Ben Danimarka'nın kazanmasını bekliyordum ki Cornelius acayip bir gol kaçırdı. 95'te de, bunu mu ya? 95'te de o penaltıda da sen ölmüşsündür. Hakem penaltı izleyip vermedi. Penaltıdan, VAR'dan dönen penaltı çok azdır. Yani VAR'ın çağırdığı. Hakemi niye çağırdığını anlayamadım ben pozisyonu görünce. Çarpıyor çünkü, ele geliyor. Niye çağırıyorsunuz oğlum diyorum bu hakemi. Ki hakem orada yürek koydu ve vermedi. Valisçiler için çok dramatik bir an olmuş olabilir ama futbolda da sevindirici. Tunus Avustralya, ben Avustralya'yı söyledim burada. İlk defa bu kadar düşük bir jenerasyonda. Yani Aaron Moy dışında göze çarpan oyuncu yok. Şampiyonşipten oyuncu vardı ilk 11'de. Çok var. Aynen. Aziz Beyç. İskoçya'dan geldi. Dundee'de oynuyor Aziz Beyç. Middlesbrough'un orta sahası vardı. McGee'nin. Var. Yani işte orada Irvine var. Bıyıklı bir çocuk vardı, gördünüz mü bilmiyorum. Yine de heyecan yarattılar maçın 20-25 dakikası. O cenaze Fransa. Fransa yine 4-1 yendi ama çok sıkıcı bir takım. Yani abi kadro geldi. 6 tane savunmacı, 4 tane hücumcu. Yani Döşamp'ı. Abi arka dörtlü kim? Pavar. Stoper. Orjin. Upamecano. Konate. Solbek. Lucas. Lucas'ı o da sakatlandı. Teo. O da stoper. 4 stoper var. Hepsinin orijini stoper. Tamam mı? Bir de Teo girince oyunu Teo hareketlendirdi neredeyse. Abi şöyle düşünün. Teo Hernandez, bunu geçen de söyledik. 25 yaşında. Dünyanın en iyi solbeklerinden biri olarak kabul ediliyor. 7 tane milli maçı var. Ve 25 yaşında. Yani şu an Döşam değil de o takımın başına atıyorum 2016'da. Sallayayım şu an. Laurent Blanc olsaydı şu an Teo'nun muhtemelen 50 maçı falan vardı. Yani Teo'nun yedek kaldığı bir saçmalıktan bahsediyoruz ama formül işte de 2018'de. Bakalım yine işleyecek mi bilmiyorum. Bir de mesela atıyorum Pavard'ı çıkarıp sağ beke Koundé'yi falan aldı. Hani o da stoper. İşte o da sağ bek oynadı. Abi adam arıza. Şimdi bazı hocaları da kabul etmek lazım. Martinez'e de geleceğiz, Belçika hocası. O da hak ediyor böyle lafları. Ama diyorum ya işte işledi yani. Bir kere çalıştığı için
Şimdi Döşamba sen ne diyeceksin ki? Oynatma babamı diyecek. Adam kazandı aynı şekilde. Orada Ciro yine ön plana çıktı 36 yaşına rağmen. Tunus Avustralya. Ben Tunus favori gözüküyor. Yani oynadığı oyuna göre. Zaten oranlarda da öyle ama ben Avustralya'nın sıkıntı çıkaracağından eminim. Eminim demem belki iddialı oldu ama Fransa'ya karşı çok güçsüz kaldılar. Çok normal. Gerçekten yani Fransa Huddersfield'la maç yapmış gibi bir şey aslında. Özetlemem gerekirse Fransa Avustralya maçı. Ben karşılıklı gol var diyeceğim. Muhtemelen oranı çok iyidir Tunus maçına. Fransa Danimarka geçeceğim. Bu maç 2018'de oynanmıştı. Bu arada Fransa Danimarka Avustralya 2018'de aynı gruptaydı. Bir de Tunus yine Peru vardı galiba değil mi? Fransa Danimarka bunlar son maçı ikisi de berabere kalıp üst tura çıkmışlardı. Hatta o maç çok eleştirilmişti. 0-0 biten grubun son maçıydı. Biraz beraberlik şikesi yapıldı. Yani risk almadılar. Onun revanşı gibi bir şey aslında. Bu maçta da aynı şey olursa şaşırmam. Danimarka buradan da bir beraberlik alıp bence Danimarka'nın Tunus'u yenememesi çok kötü oldu kendisi için. Çünkü burada Fransa'ya kaybederseler son maç Avustralya'ya çıkacak. Şimdi buradan bir beraberlik almak isteyeceklerdir. Benim fikrim o. Fransa da buna çok hayır demez. Maç sonucu 0 diyeceğim bu maça. Biraz risk alarak. Ama ikisi de gerçekten hücum etmemeyi kafaya koyarsa çok basit alırız. Japonya-Costa Rica maçı var. Bir sonraki gün Japonya ilk yarısını korkunç oynadığı maçta ikinci yarı değişikliklerle hatırlıyorsunuz diyorduk ki Sakai Nagatomo bence ikisi çıktıktan sonra oyun düzeldi. Yani Tomiyasu gibi bir oyuncu elinizdeyken onu yedek bırakmanız çok büyük saçmalık. Oyuna girdikten sonra nasıl değiştirdiğini de gördük. Olabiliyor böyle bazen turnuvanın ilk maçlarında ilk 11'i bulamama krizi. Ritsu Doğan'la Asano'da girince Asano çok beğendiğim bir oyuncu. Sanırım biraz gözden uzakta bir yerde. Partizan'da olabilir. Neuer'e karşı ne yapılabilirin cevabını ben hep söylüyorum. Bochum'da oynuyormuş abi Asano. Ha? Bochum'da oynuyormuş. Bochum'da. Partizan bir önceki sezon mu? Aynen. 2021 başında Bochum'a gelmiş. Ha tamam. Benim aklım Partizan'da kalmış. Doğru söylüyorsun Bochum'da. Şimdi Neuer'i yıkadığınız zaman ona gol atmanız için bir tane doğru yapmanız lazım. Topu abanmanız lazım tamam mı? Ben hep söylüyorum. Neuer'e abanacaksın abi. Lamburdum. Vur vur yani. Çok iyi kalecilere karşı bence iyi bir çözüm bu. Bunu dünyanın en iyi forvetleri de yapıyordu. Özellikle ikinci gol Asano'nun yani maçın ikinci golü çok etkileyiciydi. Japonya'yı ben beğendim. İkinci yarı oynadık oyunu. İlk yarı çok kötüydüler. Sakai ile Nagatomo çıktıktan sonra takım çok daha iyi bir düzeye geldi. Bence özellikle birisi olmayacaktır diğer maç. Costa Rica turnuvanın en zayıf takımı diyorum başından beri ki onu da gösterdiler bize. Yani çok yaşlı bir takım, fizik gücünü de asla şeye yansıtamadı İspanya'ya karşı ama Japonya'ya karşı onu biraz hissedeceğimizi düşünüyorum. Ben biraz risk alacağım bu maçta. Costa Rica gol diyeceğim. Bunu söylememin de şu aslında. Tecrübeli oyunculara sahipler ve birebir eşleştikleri zaman Japonya'ya çok ciddi tehlike yaratacaklardır. Özellikle fizik güçlerini kullanırsalar. Bir planları olduğunu düşünüyorum açıkçası bu maça karşı. Karşılıklı gol var diyeceğim. Karşılıklı değil. Costa Rica gol atar. Yine bir Dünya Kupası ve yine Japonlar stadyumu temizledi haberleri. Abi ne güzel. Dünya Kupası'nda olan. Ne güzel. Bunlar yine şov yapıyor falan diyen var da. Yani şov yapmıyorlar. Dün maçta da çok eğlenceli ve sempatiktiler. Ben birkaç tane de şey videosu gördüm. Katarlılar buna çok şaşırdı. Gördüm onu. Video çekmiş. Bak. Ben şeyi gördüm Japonya maçında. Yani herhalde Dünya Kupası'nda şu an olan takımların en çok taraftar. Yani böyle işte milliyet olarak en çok taraftar Japonya'da var herhalde mesela. İşte Arjantin tribünlerini gösteriyorum. Hiç onlar çok... Arjantin ama her yere geliyor onlar. Biliyorsun evet. Japonlar... Ama... Full dün Japon'du. Abi şeyler. Japon, Bursa Spor, Japon oyuncu almıştı. Adını hatırlamıyorum. Tribün Japon doluydu. Geliyor baba adamlar. Yani çok da iyi yapıyorlar. Çok güzel görüntüler. Japonya Costa Rica bu kağıt üstünde net bir yani. Tamam mı? Momentum'a da bakarsak ama ben kılık yapmak istiyorum. Costa Rica'nın gol atacağını düşünüyorum. Yani Costa Rica bu turnuvada bu grupta kime gol atacak? Birini atacak. Şimdi bir sonraki maç Almanya. Ha belki Almanya o zaman düşmüş olur. Çünkü burada tehlike var. Şimdi geleceğim. İspanya-Almanya. İspanya benim turnuvanın favori zaten. Benim favorim. İlk maçta da rakip zayıf olmasına rağmen rakibe sıfır şut attırmak normal değil. Bu kadın futbol maçlarında çok ciddi fark olan takımlar arasında olur mesela. Çünkü kadın futbolu daha yeni bir spor olduğu için erkek futbolun ilk döneminde yaşanan uçurumlar yaşanıyor. Mesela atıyorum 50 sene sonra kadın futbolu da daha dengeli bir şeye gelecektir. Ama burada ne oluyor? İşte birileri Türk milli takımı bile Almanya ile maç yapıyor ve bir ton gol yiyor. Bir tane şut atıyor ya da atmıyor. Onu andıran bir istatistikti. Yani söyleyeceğim şey çok ekstremdi. Sıfır şut ekstremdir. Ne olursa olsun. Gol beklentisi de sıfır. Ne olacak? Nasıl olacak? Ne olacak ki? Yani eğer... Ekstra bir bilgi vermiş. Şöyle olabiliyor. Bir tane Atletico Madrid'di galiba 0.01 bir maç vardı ya. Evet. 0.4 mü neydi? Orada evet. Şey var bir tane orta var böyle. Öyle bir şey lazım senin dediğin için. Şut olmadan XG'nin olması için böyle kaleye doğru bir muz orta falan gelmesi lazım. Rüzgardan gol olma istatistiği çıkar.
Şimdi Costa Rica olarak ben İspanya-Almanya maçında Almanya 2018'den sonra yine bir facia yaşayabilir. Korkunç şeyler yaptılar dün Japonya'ya karşı. İlk kere kaçırdıkları goller Gnabry'nin. Bakın ben bunu hep söylüyorum. Programları söylüyorum. Gnabry, Musiala ki benim turnuvada en beğendiğim oyuncudur. Kimmich vesaire. Almanya'da Bayern Münih'te oyuncular oynayan oyuncular. Bunların hepsi çok önemli bir lakayt tavıra sahipler. Rahatlığa sahipler, tamam mı? Yavaş vururlar. Yanındakine pas denerler. Böyle ekstra bir şeyler. Bunlar onların iyi oyuncu olduğunu gösterir. Fakat bir yandan bu Bayern Münih lakaytlığı Almanya'yı zaman zaman yakmıştır. Önceden de olmuştur. Yani dün gördük. Yani 3-0 bitmesi gereken ilk yarı Gnabry'nin salak saçma golleri. İkinci yarıda da kaçırdı. Musiala benim hem bu turnuvada öne çıkması beklediğim oyuncu. Maçın en kötüsü. Sürekli top kaptırdı. Bir yerde içeri girdi. Yatırdı milleti. Dağa taşa vurdu. Yani hak ediyorlar ya. Bu takım hak ediyor. Bak Costa Rica ve Japonya var bu grupta. Bu gruba bakıp ne diyorsun? İspanya ama rahat rahat götürür. Keza bir önceki grup. Güney Kore, İsveç, Almanya'nın grubu. Meksika, Almanya. Almanya bu grupta sonuncu oldu ya. Yanlış mı hatırlıyorum? Sonuncu olmadı mı? Bir İsveç'le beraber kaldılar. Meksika'ya yenildiler. Kore'ye yenildiler. Bir puan. Baba ne yapıyorsunuz siz ya? Bu ülkede bu ne oluyor yani 2014 Avrupa Dünya Kupası'nı kazanmış takım mı? Şimdi tekrar metodoloji değiştiriyorlar zaten. Felsefe, oyuncu felsefesinin altyapı şeyini değiştiriyorlar. 2018'den sonra Almanya'ya geri döner. Bu turnuva dönmez, öbür turnuva döner. Ama görüntü çok korkunç. İşte abi zaten İspanya'yla en büyük fark o. İspanya dün yani 90 dakika bırakmadı oyun disiplinini. Müthiş yani bir ezber. Almanya 1-0 yaptı ondan sonra. Yok, abi ona diyorum ya yok, saçlarını perma yapmış çocuklar, hafif kavruk çocuklar orada oraya bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bütün Almanya maçları böyle. Hepsi böyle. Bir de bakın son golde Schlotterbeck. Şimdi orada bir tandem var. Rudiger'le Schlotterbeck. Bir tandemde bu kadar fark olamaz oyuncu kalitesi olarak. Şimdi Schlotterbeck Dortmund'a geldi bu sene. Eleştiriliyor geldiğinden beri. Sebebi şu. Yumuşak olması. Schlotterbeck Asano'nun iki katı. Ama son golde izleyin koşuyu dikkatli olarak. O oyuncunun o oyuncuya müdahale edememesi çok komik. Bu yüzden eleştiriliyor. Gol yedirdin işte. Şöyle sağlam bir omuz koysan, ayağını soksan. Mesela ters eşleşseler. Rudiger eşleşmiş olsa asla o gol olmazdı. Çok eleştiriliyor Schlotterbeck. Almanya dengeli bir kadroyla da gelmedi. Yani bakıyorsun kulübede de öyle çok. İşte Sané vardı. Mesela Sané'nin oyuna da girmedi. İşleri zor. Sakatlığı var. Ben Almanya'nın kötü senaryosundan konuşmak istiyorum. İspanya'nın kazanmasını bekliyorum. İspanya 1 diyorum. Şeyi gördüm abi. Rudiger'in koşuşu var ya bir tane. Gördüm. Yani işte biz fröndeler. Kasti yapmadı. Yani bence sonra gülüyor falan ama ya. Ama şey biraz onun ruh hali öyledir. Ya Rudiger biraz şey bir adam. Matraktır. Elektrikli bir adam. Ha elektrikli bir adam ama işte onu yapıp kaybederseniz atıyorum 3-0 Almanya kazanmış olsa hop sempatik bir anı olarak hafızamızda olacaktı. Şimdi ne oldu lan? Futbol böyle bir şey abi. Yine işte bak turnuvada da geçen biri şey yazmıştı. Osman Dembele bu Valorant oynuyor ya çocuk hep sürekli. Yani 25 yaşında dünya starı dedik. 25'e geldi artık. Ama hala en üst seviyede yer bulabiliyor. Çünkü aşırı yetenek. Biri geçen tweet atmıştı. Artık alışacaksınız oyuncuların da oyun oynamasına, onların da Twitch yapmasına alışacaksınız falan diye böyle. Yeni dünya böyle tarzı bir şey yazmış. Öyle değil. Yani hala isteyen kazanıyor. Dün Japonya istedi kazandı. Suudi Arabistan istedi kazandı. Polonya kazanamadı çünkü istemedi. Penaltıda kaçıyor. Kanada istedi kazanamadı. Hakem biraz dozuttu. Alphonso Davies penaltı niye vuruyor gibi bir şey ama istediler. Bak isteyen takım nasıl domine etti? 3 katı fazla şut atmış Belçika'nın. Tunus falan da öyleydi mesela. Abi. İstediler değil mi? Evet. Ya orada bir şey görüyorsun. Şey çok vardı basit. Bir sekans vardı hatta Tunuslu bir oyuncu hatırlamıyorum. Laduni mi? Ha böyle bir Kel. Topa müdahale yapıyor falan aynen. Böyle. Laduni aldı emsak niye verdi? Tuttur'un etkinliği Tutturnuva'da devam ediyor. Dünya Kupası boyunca oraya da katılıp şansınızı deneyebilirsiniz. Onda da sürpriz ödüller var. Belçika Fas iyi bir maç oynadı bence. Belçika ben burada şey demiştim hatırlarsanız. Vertonghen ve Alderweireld artık oynamaz ya falan demiştim. Maalesef ikisini de ilk 11 gördük. Vertonghen golün asistinde çok iyi bir pas attı ama pardon yani ne Vertonghen Alderweireld attı. Artık Wout Faes ve Arthur Theat'ın o takıma girmesi gerekiyor. Witsel, Hazard, Alderweireld, Vertonghen hepsi aynı anda sahadaydı. İşte Kastanje sağ bekte. Yavaş bir oyuncu, Dendoker yavaş bir oyuncu. Yani Premier Lig'in altını üstüne getiren Trozar'ın yedek olduğu bir Carlos Martinez taş kafalı ben hep söylüyorum. Tecrübesiyle kazandı, Kanada'yı geçti. Fas'la oynayacaklar, işleri daha zor. Fas'ın Belçika'yla da bir şey ilişkisi de var biliyorsunuz. Belçika'da çok fazla Fas'ta yaşıyor. Farklı bir ilişkisi de var. Yani Brüksel sokaklarında başka şeyler de olabilir bu maçın önemli gün. Ben Fas'ın Belçika'ya gol atacağını düşünüyorum. Karşılıklı gol var diyeceğim. Bu arada Belçika-Kanada maçında De Bruyne'nin maçın oyuncusu seçilmesi ve sonrası. Evet şey diyor. Ben niye seçildiğimi bilmiyorum. Harika oynadığımı düşünmüyorum. Belki de isminden dolayı verilmiştir demiş. Bir düşünelim. Ya Courtois falan olabilirdi bence. Yani oylamayı halk yapıyor galiba. Oyluyorsun, paylaşıyorlar. Benim bildiğim öyle. Evet bence de şey olmalı. Courtois.
Hırvatistan Kanada maçı var. Bu maçın için çok şunu söylemek istiyorum sadece. Kanada müthiş bir irade ortaya koydu. Hiç korkmuyorlar. Lambur lumbur basıyorlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bu turnuvalar tecrübe çok önemli. Kanada eğer dün Belçika karşısında kazanamamışsa bunun çok büyük payı var ve Belçika tarafından da tam tersi söyleyebiliriz. Belçika tecrübesiyle kazandı. Ben Kanada'nın Hırvatistan karşısında da benzer bir şey yaşayacağını düşünüyorum. Hırvatistan zaten geçen turnuvanın finalisti. Hırvatistan kazanır diyorum. Modric abi 40 yaşına geldi hala. Modric'in neler izletiyor bize? Haritasını gördüm. Sahada gezdiği. Yine şey gibi. Bizim seçim haritası gibi. Her yere gitmiş, her yere girmiş. Müthiş bir oyuncu. İranlı futbolcular ülkelerine tepki olarak İngiltere maçı öncesinde milli maçlarını okumadı. İran'a biraz üzüldüm şey anlamında. Yani o politik şey çok yansımış. Bu ya İran asla 6 gol yiyecek bir takım değil ki. Yani İngilizler de şaşırdı buna. Ona rağmen yani ne kadar güçlü bir alışkanlıkları olduğunu da 2 gol atmalarından da anlayabiliriz. O maçta şey oldu abi biraz. İngiltere bir 2-0 ve 3-0 çok hızlı yaptı ya bir anda. Evet, şu oradaki bir sakatlık 15 dakika yani. Oyun durdu. İran biraz daha güzel başlamıştı maça. Ben dediğim gibi yani o yaşadıkları politik durum çok ciddi. Yani oyuncular Avrupalıların %1'ini yapmaya cesaret edemediği bir şeyi işte bantları çıkardılar. Ağzını kapatıyor. Yani ne anlamı var? Susturdular sizi. Yani istediğinizi yapamıyorsunuz. Ya onu kapatsan ne olur? Ama öbür İranlıların yaptığı çok cesur bir şeydi. Yani hayatlarını tehlikeye attılar. Çok ciddi bir politik durumu. Sahaya asıyor yani. Bence bu turnuvanın politik olarak kazanan en ciddi kazanımı bu oldu. Muhammed Kudüs, Neymar benden daha iyi değil. Bu açıklamaya bayıldım. Bugün Kudüs'ü izleyeceğiz. Tabii program yayınlandı. Gana maçına bakalım ne yapacak. Belki doğrudur. Pek değildir. Bugüne abi. Kadar anlayamadık ama belki doğrudur. İngiltere Futbol Federasyonu Nisan ayında bir taraftarla yaşadığı olay sebebiyle Ronaldo'ya 2 maç ben ve 50 bin para cezası. Ya oğlum bu adam ne yaptı lan size? Yani ne yaptı bu adam ya? Sonunda sözleşmesi de feshedildi. Feshedildi. İyi oldu. Saat paylaşmış o da. Benim saatim çıktı. Ronaldo çok influencerları geçti ha. Görüyor musun? Pasora iknam. 500 milyona ulaşmış. Ama hesap çok yüksek hype şu an. Messi Ronaldo fotoğrafı abi ne diyorsun? İçinde ya üstünden çok geçti. Falan. Evet. Konuşmadık hiç. Tarihin en iyi fotoğraflarından biri oldu. O meşhur Pele, Maradona, Zidane, Langert fotosuyla. Tarihte alınacak bir fotoğraf daha o kalibrede. Hatta belki daha önemli. Ama şöyleymiş abi ayrı ayrı çekilmiş fotoğraf. Ben bunu duyunca çok şaşırdım. Güzel. O fotoğrafçı da çok ünlü bir fotoğrafçı. Evet. Ama birlikte olmaları daha tatlı olurdu bence backstage'de. Kesin mi ayrı oldu? Evet evet. Backstage görüntüleri var. Ama şey aynı gelir. Ortama farklı zamanlarda geliyorlar. Şey olur ama ya onlar bir gün böyle yemek bir yemek. Oturup bir çay içseler. Harbiden lan bugüne kadar. Bir tanışın bir çay için değil mi? Bir muhabbet etseler ama gerçekten. Şimdi yalnız hani bunu. Hangi dilde? Şimdi bugün Portekiz'in maçı var ne olacak skor bilmiyoruz ama. Tarih tersine doğru akmaya başlarsa ki Suudi Arabistan maçı bunun sinyallerini verdi. Çok enteresan bir şey de görebiliriz. Yani dediğim gibi Arjantin çok ciddi bir kaza geçirdi. Şimdi bir kaza daha geçirse hayati tehlikesi artıyor. Şöyle ufak bir istatistik vereyim abi. 2010 Dünya Kupası'nda İspanya'da ilk maçını yenilmiş. Sonrasında şampiyon olmuşlar. Tek takım var galiba. Evet tekmiş bu. Ama Almanya'da yenildi ilk maçında o da olabilir. Bir de galiba şey var. Arjantin'le ilgili bir şey var. İlk yarısını 1-0 önde kapattı. Dünya Kupası maçları yok mu ne kaybetti? Öyle bir şey. Ya da 1930'da mı ne olmuş? Velhasıl kelam şöyle bir istatistik okudum. Şey okudum tweet. Maç 1-0 bittiğinde Suudi Arabistan'ın maçı kazanmasına 251 veriyormuş. Olabilir. Çünkü maçın başında da herhalde 30-35 civarı bir şeydi değil mi? Hmm. Dün Japonya'ya da 101 veriyormuş kazanmasına. Düşünsene abi. İkisine de birden iki oynadım. İkisini alsam ben. Şimdi Zekeriya Köy'de bir tane villaya almıştım yani. Yatınla turluyordum bu arada. Hakikaten ha. Birden iki. Kaç veriyor Suudi Arabistan birden ikisine tutturdu? 100'e yakın oranı vardır onun bak sana söyleyeyim. Oha! İlk defa böyle bir oran görüyorum. 130. Birden iki. Evet. İlk defa böyle bir oran görüyorum. İddia database'inde. Şaka. Şeye bakayım. Almanya Japonya'ya. Çok da ban koymuş abi ya keşke. Ban koymuş ya harbiden kesin net. 5 dakikada çevirdiler bitti o. Kale açmış. Bu da 69. Hemen çarpalım. İkisine de ayrı ayrı. 130 çarpı 69. 130 çarpı 69. 8.970. Zaten minimum bahis tutarı 10 lira. 10 lira bassanız 90 bin lira alıyorsunuz. Hadi bir rüya gördün. 100 lira bastım. Hayal gördüm. 897K. Hala yalı alamıyorum. Şu an yalı alamıyorum. Lan dedim ki hayali genişletelim 500 bastım. 4.485.000 TL. Bir daire aldın şu an. Koz yatağımda. Bir daire aldım. Ulan dünyanın en büyük mucizeleri oldu. Bu nasıl ekonomi kardeşim? Koz yatağında daire alabiliyoruz en fazla.
Atiba en yaşlı oyuncu olmuş. Ha, kaleciler hariç. Bu istatistikte kaleciler hariç olayı mı? Yabancılar başlattı. Onlar bu istatistikleri geçmeye başlıyor. Niye böyle bir şey yapılır ben anlamadım. Kaleciler niye hariç? En uzun süre oynayanlar hep kaleciler oluyor ya ben. Olsun. Az koşuyorlar falan yani yaşlı olsa da oynayabiliyor. Oğlum saçmalık mı? Kaleci de futbolcu işte. Şey alsa da kaleciler para ödemez. Le aynı aynen. Yerden çıkıyor. Tamam işte o çok amatör bir bakış açısı. Yani oraya üfürme istatistik diyorum ben bunları. Yani bu üfürme istatistik. Bu bilgi olarak verilebilir ama kaleciler hariç parantez içinde yazıyorlar. Şey olabilir mesela. 100 tane böyle şey gördüm, tweet gördüm. Kaleci istatistiğinin hani o rekoru kırmak çok zor olduğu için hani onları hariç tutalım gibi bir şey de olabilir. Kalecilerin istatistiğine de futbolcular dahil mi diyorlar? Bilmiyorum. Ha oyuncular. Saçmalık. Sevmem. Sevmem böyle şey yani. İşkembe çorbası gibi geliyor bana. Onu da sevmiyorum. Evet abi bir haftayı geride bıraktık. Senin şahsi şey alıyor musun? Verim alıyor musun? Alıyorum. Kısımdan. Bir de biliyorsunuz yeni bir işe, projeye başladık. Orada da çok yoğunluk var. İş de bununla ilgili. Benim hayatımda sporla alakalı olmayan hiçbir şey kalmadı. Gerçekten eskiden lokantada çalışıyorken diyormuşum. Ama onlar daha çocukluk. İşte reklamcıyken de yani tam olarak reklam ajanslarındayken de sporla alakalı bir şeyler oluyordu sürekli ama artık tam olarak bunun içine saplanmış durum. Artık bundan acı duymuyorum. Yoğun geçiyor. Ben Dünya Kupası'nı sevdim. Yani şu bu Dünya Kupası iyi gidiyor. Keyifli gidiyor abi galiba. Keyifli gidiyor. Aynen. Güzel takımlar, güzel mücadeleler, değişik şeyler izliyoruz. Bir haftada bile bir sürü konuşacak hikaye tabii, falan çıkardı. Yani zaten yani. Çok önemli iki büyük mağlubiyet var. Onlar çok ciddiydi. Bir yandan İspanya ve İngiltere'nin önemli galibiyetleri var. Biz de buradayız dedirten. Güzel gidiyor ama hala merak ettiğim özellikle işte Portekiz'i çok merak ettim. Bugün izleyeceğim. Brezilya hakeza. Portekiz'in karşısındaki Gana'yla ekseri. Ayrıyetten merak ediyorum. Hakeza Brezilya'nın karşısında Sırbistan'da merak ediyorum. Çok hepsinde ayrı bir bakış açısı şeyim var. Kapatmadan önce İsviçre Kamerun ilk yarı 0-0. Ben bu arada 0'dan 1 oynadım. Kuponum var tutturdu. Bugünkü 4 maçı 0'dan 1 oynadım. İddialı. Bak İsviçre Kamerun, Portekiz Gana, Brezilya Sırbistan. Uruguay Güney Kore. Hepsi olabilir. Why not? Evet, hepsi maalesef. Bir favori. Ben ilk yarıları atamasam dedim. Evet bölümü bitirelim. Kendinize iyi bakın haftaya. Yine Dünya Kupası gündemiyle görüşmek üzere. Sen ilk kuponda kaybetme diye tutturda 50 TL'ye kadar kayıp bonusu hediye. Hemen üye ol, Dünya Kupası'nda kaybetmeden tuttur.